Evet arkadaşlar, bugün Oylat geldik. Kuzeninle beraber Oylat mağarasını geziyoruz. Çünkü ben önerdim. Evet, kesinlikle. Acayip güzel bir mağara. Ben beklentimin çok 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 üzerinde. Yani bayağı büyük mağara. Ben daha küçük bir mağara hayal ederken şu aşağıyı, derinliği görebilirsiniz. Şu aşağıya kadar iniyoruz. Karanlıkta ne kadar belli olur bilmiyorum ama şu tepeden geldik. Şuradan yukarıdan geldik. Şöyle daha da devam ediyor. Harika. Başım döndü. Şu an acayip bir şekilde tepeye doğru çıkıyoruz. Arkaya doğru çıkacağız. Mağarasındayız arkadaşlar. Biraz ortam karanlık. Yer yer böyle ışıklar var ama gayet güzel. Şu an karanlık ortamdan geçiyoruz. Şuradan çekersem görebilirsiniz. Şu arkamdaki sarkıtları görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakar mısınız? Kaç bin yılda oluşmuş sarkıt bunlar. Sarkıt ve dikitler. Efsane güzel. Beklentimin çok üstünde bir mağara. Efsane güzel bir mağara. Yaklaşık 700 metre içeriye gidebiliyorsunuz. Sarkık ve dikitler acayip güzel. Şu an görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Şu arkamdaki sürüyet bir canavara benziyor resmen. Karayip korsanlarındaki böyle sakallı bir tane canavar vardı ya, aynen ona benziyor. Acayip etkilendim arkadaşlar. Yolunuz İnegöl'e düşerse muhakkak gezilecek yerler listesine Oylat mağarasını da eklemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar, yarasa seslerini duyuyor musunuz bilmiyorum ama şurada bir sürü yarasa yavrusu var.
Harika. Bir konuşsan istersen. Evet. Görüşürüz. Şey gibi oldu vardı. Hani işte evet, evet. Evet. Böyle işaret diliyle anlaşıyor. Evet. Evet mi diyor? Öyle yapıyor. Evet, evet diyeceksin, evet. Evet, evet. Görüşürüz. See you. See you.